yapışırsa zillet ve hakarete sebep olur. Mesela kelp bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfat hasane ile muttasıftır ve o sıfatlar ile iştihar etmiştir. Hatta sadakat ve fedakarlığı dar-ı mesel olmuştur. Bu güzel ahlakına binaen insanlar arasında kendisine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmaya layık iken maalesef insanlar arasında mübarekiyet değil, necisül ayn addedilmiştir. Tavuk, inek, kedi gibi sair hayvanlarda insanların onlara yaptıkları ihsanlara karşı şükran hissi olmadığı halde insanlarca aziz ve mübarek addedilmektedirler. Bunun sebebi ise kelpte hırs marazı fazla olduğundan esvab-ı zahiriye öyle bir derece ihtimamla yapışır ki mün'im-i hakikiden bütün gafletine sebep olur. Binaenaleyh vasıtayı müessir bilerek müessir hakikiden yaptığı gaflete ceza olarak necis hükmünü almıştır ki tahir olsun. Çünkü hükümler, hadler, günahları affeder ve beyne nas tahkir darbesini gaflete kefaret olarak yemiştir. Öteki hayvanlar ise vesaiti bilmiyorlar ve esbaba o kadar kıymet vermiyorlar. Mesela kedi seni sever, tazarru eder, senden ihsanı alıncaya kadar, ihsanı aldıktan sonra öyle bir tavır alır ki sanki aranızda muarefe yokmuş ve kendilerinde sana karşı şükran hissi de yoktur. Ancak mün'imi hakikiye şükran hisleri vardır. Çünkü fıtratları sani bilir ve lisan-ı halleriyle ibadetini yaparlar. Şuur olsun olmasın. Evet, kedinin mırmırları Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim'dir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde buyurulduğu gibi Cenab-ı Hak hayvanları da birer ümmet olarak yaratmıştır. Hayvanlar birer ümmettir, birer topluluktur. Bütün mahlukat Allah'ı bilir. Lisan-ı haliyle ibadet yapar. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Demek ki her şey, dağlar, bağlar, bahçeler, canlılar, cansızlar, hayat sahipleri müsebbihtir. Allah'ı tesbih ediyor. Yani hal diliyle ne yapıyorlar? Zikir diyorlar. Rablarını tanıyorlar. Gerçekten bu tabi usta misal verdi. Kedilerin mırmırları ne çekiyor kediler? Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim çekiyor. Bu manaya mutabık 24. sözde bir haşiye var. Onu okumak istiyorum. Tam buna bu derse mutabık geliyor. Hatta bir gün kedilere baktım. Yalnız yemeklerini yediler, oynadılar, yattılar. Hatırıma geldi. Nasıl bu vazifesiz canavarcıklara mübarek denilir? Sonra gece yatmak için uzandım. Baktım, o kedilerden birisi geldi. Yastığıma dayandı. Ağzını kulağıma getirdi. Sarih bir surette, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim diyerek güya hatırıma gelen itirazı ve tahkiri taifesi namına reddedip yüzüme çarptı. Aklıma geldi. Acaba şu zikir bu ferde mi mahsustur? Yoksa taifesine mi amdır? Ve işitmek yalnız benim gibi haksız bir muterize mi münhasırdır? Yoksa herkes dikkat etse bir derece işitebilir mi? Sonra sabahleyin başka kedileri dinledim. Çendan onun gibi sarih değil. Fakat mütevafit derecede aynı zikri tekrar ediyorlar. Bidayette hırhırları arkasında Ya Rahim fark edilir. Gitgide hırhırları mırmırları aynı Ya Rahim olur. Mahressiz, fasih bir zikri hazin olur. Ağzını kapar, güzel Ya Rahim çeker,
yanıma gelen ihvanlara hikaye ettim. Onlar dahi dikkat ettiler. Bir derece işitiyoruz dediler. Sonra kalbime geldi. Acaba şu ismin veçi tahsisi nedir? Ve niçin insan şivesiyle zikrederler? Hayvan lisanıyla etmiyorlar. Kalbime geldi. Şu hayvanlar çocuk gibi çok nazlar. Şu hayvanlar çocuk gibi çok nazlar ve nazik ve insana karışık bir arkadaş olduğumdan çok şefkat ve merhamete muhtaçtırlar. Okşandığı vakit hoşlarına giden taltifleri gördükleri zaman o nimete bir hamd olarak, kelbin hilafına olarak esnafı bırakıp yalnız kendi Halık-ı Rahim'inin rahmetini kendi aleminde ilan ile nevi gaflette olan insanları ikaz ve Ya Rahim nidasıyla kimden medet gelir ve kimden rahmet beklenir esbab perestlere ihtar ediyorlar. Evet, demek ki yani bu nüktede bu evet. Bu noktada üzerinde düşünmesi gereken ve alınması gereken mesaj nedir efendim? Cenab-ı Hak külli şeyin sebebi sırrıyla sebepleri vesile kılmış. Sebepler bir vesiledir ama muktedir Cenab-ı Allah'tır. Dolayısıyla insan vesilelerin arkasında sahibi kainatı isim ve ünvanlarıyla tanıması gerektir. Yani vesilenin arkasına geçip şükür ve hamd ve sena ile senamızı, şükrümüzü Cenab-ı Allah'a yapmamız. Aksi halde insan sebeplere takılırsa, değil mi? Sebepler bir müessir değildir, birer vesiledir, birer vasıtadır. İnsan sebeplere takılırsa zelil olur, hakir olur, netice itibariyle zillete düşer. İşte Üstad bu mana ifade için kertle kediyi misal vermiştir. Arapça metninde Üstad kelbi ifade ederken şöyle bir cümlesi var. Diyor ki Üstad, kalbi kırılmasın, gıybet de olmasın. Kelpteki şu özelliği ifade etmiş oluyor. Evet. İkinci noktaya geçelim. Nokta, gafletten neşet eden dalalet pek garip ve aciptir. Mukareneti illiyete kalbeder. İki şey arasında bir mukarenet olursa, yani daima beraber vücuda gelirlerse, birisinin ötekisine illet gösterilmesi o dalaletin şerindedir. Halbuki devamlı mukarenet illiyete delil olamaz. Evet. Bunun üzerinde biraz duralım. Şimdi mukarenet iki şeyin birlikte beraber gelmesine mukarin deniliyor. İki şeyin birlikte beraber gelmesine mukarenet deniliyor. Ehli gaflet, ehli dalalet iki şeyin birlikte gelmesinde sebepleri müessir ediyor. Cenab-ı Hakk'ın kudretini, rububiyetini hallak eten medar, tasarrufat-ı ilahiyeyi kapatıp örtüyorlar. İki şeyin birlikte beraber gelmesinin misali ne? Mesela ağaç, elma ağacı. Ağaçtan elma alıyoruz. Mesela anne baba doğan çocuk. Arı yaptığı bal. İki şeyin birlikte beraber gelmesi. Şimdi arı ve bal, anne baba, çocuk, doğan çocuk, ağaç ve meyve. Birincisini ikincisi yaptı. Veya ikincisini birincisi yaptı anlayışı nedir? Dalalettir ve sapıklıktır. Şimdi arı ve ağaçlara bak. Arı zahiren bal yapıyor. Ama arıda mühendislik, istat ve kabiliyeti mi var? Kimya mı okudu? Bakın. Ha. Bal kime bakıyor? Değil mi? İnsanların ihtiyacı.
Ağaç meyve veriyor. Meyveler kimin ihtiyacı? Ağacın kendisi meyveyi yemiyor bak. Tabla gibi göğsünü açıyor, ellerini açıyor, meyveleri bize uzatıyor. Şu meyvelere bakın. Ağaçta şuur yok. Ağaçta ilim yok. Ağaçta irade yok. Ağaç insanı bilmez. Ağaç insanın midesini tanımaz. Ağaç insana şefkat ve merhamet elini uzatmaz. İki nimetin birlikte beraber gelmesi ehli gafletin dünyasında bak sebeple müsebbibi ne yapıyor? Hem sebebi hem de müsebbibi yaratan, müsebbül esbab olan Allah'ın rububiyetini, kudretini, ilmini, tasarrufatını görmesi lazım gelirken dalaletten dolayı sapıyor. İşte ağaca veriyor. Çocuğun yaratılışını ana babaya veriyor. Balın yaratılışını neye veriyor? Getiriyor. Bir böceğe, bir sineğe vermiş oluyor. Şimdi tabii mantık ve muhakeme ile delil hüccetle baktığımız zaman birinciler sebep, ikinciler sebebin eliyle ortaya çıkan müsebbep. Sebebin eliyle ortaya çıkan müsebbep. Şimdi bakın sebeplere baktığımız zaman sebeplerin hiçbirisinin gayeden haberi yoktur. Bakıyorsunuz duvarda saat var, saat çalışıyor. Ama saat ne iş yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. Ağaç meyve veriyor. Saat gibi. Ne yaptığının şuurunda mı? Hayır. Peki ağaçta şefkat var mı? Merhamet var mı? Acımak hissi var mı? Ağaç kime hizmet ettiğini, ne mana için hizmet ettiğinden haberi var mı? Haberi yok. Demek Usta diyor burada devamlı mukarenet illiyete delil olmaz. Devamlı mukarenet bir sünnetullah kanunu. Cenab-ı Hak teklife imtihanı mebni her şeyi bir sebebe rapt etmiş. Sebeplerin eliyle veriyor. Sebep muktedir değil. Sebep alim değil. Sebep gayeyi bilmez. Sebep neticeleri düşünmez. Sebepte şefkat, merhamet yoktur. Aslında tabii şu devamlı mukarenetin arkasında yani sebep ve müsebep ilişkisi. Ağaca bakıyorsun tamam. Bir de neye bakıyorsun? Meyveye bakıyorsun. Meyveyi nereden aldın? Ağaçtan aldın. Halbuki devamlı mukarenetin altında bir kainat gerçeği var. Arkasında bir kainat gerçeği var. Yani bunu biraz daha açarsak, şimdi o ağacın bidayetine çekirdek. Çekirdeği toprağa atıyorsun. 3-5 sene sonra intişar ediyor, gövde oluyor. Gövde üzerine efendim meyve teşekkür ediyor. Şimdi bakın tohum. Tohum açılacak. Tohum intişar edecek. Tohum meyve verecek. Bakın. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah kanunu. O tohumu nereye gömüyoruz? Toprağa. Daha külli düşünürsek toprak ne demek? Küreyi arz. Demek bir tohumun semere vermesi. Ağacı inkılap etmesi. Ağacın da meyve vermesinin altyapıları. Tohum açılacak, toprağa muhtaç. Küreyi arza muhtaç. Başka? Su vereceksin. Başka? Rahmet lazım. Hava lazım. Güneş lazım. Bakın say. Demek tek bir tohumun intişar ile meyveye yükselmesi için tek kelime ile bütün kainat lazım. Yani küre arzı yaratmadıkça, dünyayı güneşin etrafında tedbir etmedikçe, semadan güneş nuraniyetini, ışığını dökmedikçe, yağmur rahmeti indirmedikçe, ya bakın Sünnetullah kanunlarına göre değil mi? Ya, hava yaratılmadıkça bir çekirdek ağaç olamıyor. Bir ağaç da netice vermiyor. Demek üstad bir tabir kullanıyor. Kainat rububiyet noktasından tecezzi ve inkısam kabul etmeyen bir kül ve bir küllü hükmündedir. Yani her şey her şeyle rabıtalıdır. Her şeyi yaratamayan bir şeyi yaratamaz. Bir şeyi yaratan her şeyi yaratandır.
İşte gaflete bakın. Bak. Demek gafletten neşet eden dalalet, bak çok acıkıyor. Çok garip. Üstad Hazretleri sözlerde çok güzel bir misal veriyor. Böyle bir yaylaya çık, karşısında dağlar var, sıra dağlar var. Bakıyorsun efendim, semanın eteği, semanın eteği dağlara perdenin örtüsünün yere indiği gibi semanın eteği de dağlara inmiş. Biz çocukluğumuzda bakardık böyle kamer tam dolunay olduğu zaman, çocukluk hissiyatı, psikolojisi, bakıyorduk ki kamer dağın tam üstünde. Ya çıkalım, şu elimizle bir atalım, şu kameri alıp kucağımıza koyalım. Bak, şimdi uzaktan bakınca, bak, çocuk psikolojisi, çocuk algısı ve uzaktan bakınca kamer dağın üstünde. Semanın etekleri de dağla birleşmiş. Bak, ama hakikat noktasında dağlar nere, semanın enginliği nere? Dağlar nere, kamer nere? İşte sebeple müsebbep arasında iki şeyin birlikte beraber gelmesi mukarenet. Kamer nere, dağ nere? Semanın eteği nere, dağlar nere? Bu kadar arada ne var? Fark var. İşte gaflet nasıl bir körlük, nasıl bir sarhoşluk ki Allah'ın rububiyetine kadar güzelliği görmüyor, gaflet ediyor, dalalete sapmış oluyor. Evet. Nükte, yine gördüm ki eğer her şey Cenab-ı Hakk'a isnat edilmezse bir an-ı vahitte gayr-ı mütenahi ilahların ispatı lazım gelir. Ve bütün zerrat-ı kainattan daha çok olan şu ilahların her birisi bütün ilahlara hem zıt hem misil olması lazım geliyor. Ve aynı zamanda her birisi bütün kainata elini uzatmış tasarrufatta bulunuyor gibi bir vaziyet alması lazım gelir. Mesela bal arısının bir ferdini yaratan bir kudretin hükmü bütün kainatta cari ve nafiz olması lazımdır. Zira o bal arısı kainatın unsurlarına numunedir, eczasını kainattan alıyor. Halbuki vücut sahasında mahal ve makam yalnız ve yalnız vacib-i ehade mahsustur. Eğer eşya kendi nefislere isnat edilse her bir zerreye bir uluhiyet lazımdır. Mesela Ayasofya'nın banisi inkar edildiği takdirde her bir taşı bir mimar Sinan olması lazım geliyor. Öyleyse kainatın sahne olan dalaleti kendi nefsine olan dalaletinden daha vazı, daha zahir, daha evladır. Bu bahis Risale'nin birçok yerinde işlenmiş. Daha önceki derse sohbetleri de ifade ettik. Bakın. Üstad diyor, değil mi? Bu ateistler, dinsizler ve kafirler tek bir Allah'ın vahdaniyetini inkar etmişler. Mesleklerince, kainattaki zerreler sayısınca ilahların varlığına kendini mecbur bilmişler. Şu misal birçok yerde geçiyor. Karşında Süleymaniye Camisi var. Müzeyyen, mükemmel ve muhteşem. Aklın yolu, hikmetin gereği, insafın lazımı nedir? Şu sanatlı eser, şu mükemmel, şu ölçülü, şu dakik, şu müzeyyen eser elbette muhteşem, ya, ilminde, ruhunda kemal sahibi olan muhteşem bir mimarın sanatıdır. O mimar ruhundaki güzelliği resmetmiş. İşte o Süleymaniye'dir, bir aynadır. O aynada, bakın işte Süleymaniye'ye bakınca o aynada Sinan görülür. Sinan okunur, Sinan bilinir. Aklın, hikmetin, mantığın yolu budur. Şimdi Sinan'ı inkar et. Ne lazım gelir? O zaman Süleymaniye'nin veya Ayasofya'nın her bir taşının Sinan dirayetinde, liyakatında olması icap eder. Bu da bak bir muhal değil ya, kainat
zerratlar sayesinde mahaldir. Şimdi Süleymaniye'yi kaldır, yerine kainatı koy. Şu muhteşem kainat, şu sanatlı, şu dakik, şu ölçülü, şu mükemmel kainat, tek bir Allah'ın uluhiyetini ve rububiyetinin kemalatını ve fiili esmanın tecelliyatını her cihette, her cephede gösteriyor. Demek tevhid yolu çok kolaydır. Şirk yolu fevkalade zordur. Usta diyor, yani şirk yolu nedir? Buzlar üzerinde yürümek gibidir. Kayarsın, kafanı kırarsın, birini parçalarsın. Onun için Allah'a verdik mi, Cenab-ı Hakk'ın kudretine, ruhiyetine, hallakiyetine verdiğimiz zaman vicdan teselli olur, akıl ikna olur. Allah'tan kestiğimiz zaman, her şey o zaman her bir zerrenin bir ilahtaki vasıf olan sıfatlarla mümeyyiz olması lazım ki o iş ne olabilsin, inşa edilebilsin. Burada şöyle bir nokta da var, bunun üzerinde durmak icap ediyor. Diyor ki, kainatın sahne olan delaleti kendi nefsine olan delaletinden daha vazı, daha zahir, daha evladır. Bunu da Risale'nin birçok yerinde bu mesele işlenmiş. Yani sanatlı eser bir cihette kendisine delil olurken çok cihette ustasına delildir, mehenk ve ölçüdür. Yani hal diliyle mesela basit bir masaya bakın. Böyle çok antika, çok mükemmel bir eser değil. Basit bir masaya bakın. Bir sandalyeye bakın. Bir masaya bakın. Masa hal diye ne diyor? Ben bir ölçüden, bir takdirden, bir tanzimden çıktım. Yani beni yapan usta nedir? Mukaddirdir. Bak, plan sahibidir, proje sahibidir. Bak, matematik biliyor, ölçüden anlıyor. Beni yapan usta alimdir, ilmi var ki beni yaptı. Beni yapan usta kadirdir, kudreti var ki çaktı. Beni yapan usta enim, boyum, uzaklığım, yakınlığım, cephe cihetleriyle bak iradesi var ki çok daha büyük yapabilirdi, çok daha küçük de yapabilirdi. Şu takdirin arkasında ne var? Tasvir var, tanzim var, tebdil var, teşhir var, ölçü var. Bakın, ilim var, maharet var, tecrübe var. Demek en basit bir sanatlı eser çok cihette ustasının vasıf ve sıfatlarını ne yapıyor? Ya akıl gözüne göstermiş oluyor. Şimdi şu muhteşem ve muazzam kainata bak. Ne kadar müzeyyen, ne kadar mükemmel, ne kadar muazzam. Yerler, gökler ve içindeki bütün mahlukat Allah'ın sanatıdır. Hepsi kudret-i ilahiyenin mucizesidir. Hikmet-i ilahiyenin harikasıdır. İşte Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir çiçeğe, bir böceğe, bir arıya bak. Bak, hal diliyle ne yapıyor? Fiili esmayı zikrediyor. Ben bir mukadderin takdirinden, bir musavvirin tasvirinden, bir münazzımın mazmundan, bir alemin ilminden, ya, bir kadirin kudretinden, bir mücemmilin cemalinden geliyorum bak. Fiili bin bir esmayı ne yapmış oluyor? Hal diliyle zikretmiş oluyor. Demek Allah'ın yarattığı her bir mahluk, her bir maslu sanatta olduğu için, kudretin mucizesi olduğu için kendi nefsine olan dâletinden daha vazı, daha zahir, daha açık olarak ustasının ilmini, maharetini, kudretini, vasıf ve sıfatlarını elhamdülillah akıl gözüne göstermiş oluyor. Onun için üstad ne diyor? Kainatın inkarı mümkün olsa bile saniyin inkarı mümkün değildir. Evet. Devam edelim. Arkadaş, Nabu'daki Nun'un ifade ettiği cem ve cemaat, fikri ve kalbi ayık olan müsallinin nazarında sat arzı bir mescit şekline getirir.
ve bütün müminlerin teşekkür etmiş ve bütün müminlerden teşekkür etmiş şarktan garba kadar dizilmiş safları havi o cemaat-ı kübra içinde namaz kıldığını ihtar ettirir. Şimdi bu Fatiha'daki nunun cem sırasıyla ifade ediliyor veya yani Müslüman Fatiha'yı okurken yalnız sana ibadet ediyorum demiyor. Bak. Cem sırası. Ya Rabbi yalnız sana iman eder ve yalnız senden yardım bekleriz. İşte buradaki nun cem ve cemaat manası olduğu için bakın burada bir cümle daha var. Fikri ve kalbi ayık müsallin. Allah bizi de öyle yapsın. Namaz kılan, fikri ve kalbi olan, ayık olan müsallinin nazarında. Bu da mektubatları sonra birçok yerinde çok tafsilatlı ifade edildiği için kısa keselim. Şimdi namaza durduğumuz zaman bütün müminlerden teşekkür etmiş, şarktan garba kadar dizilmiş o safları havi o cemaat-ı kübra içinde namaz kıldığını ihtar ettirir. Mesela bir havuzu düşünün. Değil mi? Havuzun ortasına bir taş atın. Taş havuzun tam ortasına düştü. Taş havuzun ortasına düştüğü zaman hemen bir dalga yuvarlak, daire tarzında bir dalga teşekkür ediyor mu? Arkasından iç içe bir dalga daha. Dalgaları büyüyor, büyüyor. Havuzun dış kutruna kadar geliyor. Bakın. Şimdi demek ki uyanık, kalbi ayık, fikri uyanık bir Müslüman Allahu Ekber dediği zaman nereye teveccüh ediyor? Kabe'ye teveccüh ediyor. Demek Kabe merkez. Kabe'nin etrafındaki ilk halka. O halkayı büyüt. Arabistan değil. Bütün küre-i arz. O daire büyüyor, büyüyor, büyüyor. Sen de namaz kıran bir Müslüman da o dairenin içerisine girmiş oluyor. Demek bu manayı tezekkür ettiğimiz zaman biz o cemaat-ı kübra içerisinde namaz kılıyoruz. Bak, hep birlikte veleddallin denilince Kabe'ye değil mi? Hacca ve umreye gidenler biliyor. Cemaat ne yapıyor? Amin'i sessiz söylüyor. Çınlıyor yani değil mi? Arz ve sema çınlıyor. Amin manası. İşte o daire içerisinde namaz kılan her bir mümin o daire içerisinde bir şahs-ı manevi o cemaat-ı kübra ile beraber namaz kılmış oluyor. Birbiri içinde daireler var. Değil mi? Mesela insan bir alem. İnsanın zerreleri daire. Zerreleriyle, zerratıyla bulunduğu camideki insanlarla bir de Kabe ile alakadarlık noktasından geniş daire itibariyle Allah'a ne yapıyor? Tesbih ediyor. İşte o cemaat kübra içerisinde namaz kıldığını bu nun harfinindeki cem ve cemaat manası insanın zihnine ve hayaline getirmiş oluyor. Ve keza la ilahe illallah olan kelime-i zikriyeyi bir insan virdi zaman ettiği zaman zamanı bir halkayı zikir tahayyül etmekle o halkanın sağ tarafı olan mazi cihetinde enbiyanın sol tarafı olan istikbal cihetinde evliyanın oturup cemaatta zikirlerini ve kendisi de o cemaat uzma içinde bulunarak şu kubbe-i minayı dolduran yüksek ilahi ve tatlı sadalarını iştirak ettiğini tahayyül etsin. Bak, bak, bir de bu yani. Ya. Zamanı bir halkayı zikir tahayyül ettiğimiz zaman, zamanı bir halkayı zikir olarak hayal ettiğimiz zaman o halkanın sağ tarafı var, bir de sol tarafı var. Simgesel olarak sağ tarafı mazideki bütün peygamberler. Sol tarafı istikbalde ta kıyamete kadar gelecek ya evliya-i azime Allah'ın abid, arif, sacit kulları. Bakın.
böyle bir cemaat uzma içinde mümin ne yapıyor? Fe'lemennehu la ilahe illallah diyor. Mazideki bütün peygamberlerin, istikbalde bütün evliyanın zikrettikleri o cemaatin içerisinde yüksek, tatlı sadalarıyla la ilahe illallah zikrini ne yapıyor? Terennüm etmiş oluyor. Bak. Zikir halkalarının büyüklüğü, hayal dairesi açıldığı nispette bu manada insanın aleminde elhamdülillah inkişaf ve intişar etmiş oluyor. Hem kuvve-i hayalesi daha keskin olanlar da, bakın, kuvve-i hayalesi, hayal kuvvesi daha keskin olanlar da kainat mescidinde bütün masnuatın teşkil ettikleri halka-i zikirlerine girsin. Şu fezayı velverendiren o sadaları dinlesin. Bu daha geniş, daha cami bir mana. Bütün kainat bir mescit. Şu mescit, bütün kainat muazzam, muhteşem bir mescit. Mescit. Bütün canlılar, hayal sahipleri de Allah'a tesbih eden mahlukat, masvaat. Demek eğer bir Müslümanın hayali, kuvve-i hayalesi keskin ise, bütün kainat mescidinde, evet, bütün masnuatın, bütün Allah'ın yarattığı sanat eserlerinin teşkil ettikleri halka-i zikre girsin. O zaman kainatta nasıl bir velvele-i zikir olduğunu, nasıl sadaların geldiğini, değil mi? Hayal edebildiği kadar etsin. Tezekkür edebildiği kadar tezekkür etsin. Tefekkür edebildiği kadar tefekkür edebilsin. Lemaat'ta bu manayı ifade eden şöyle cümleler var. Diyor ki dinle. Dikkat edin. Kainatın halka-i zikri. Dinle. Havadaki demdeme. Buyur. Havadaki demdeme. Kuşlardaki civcive. Ettiği ki. Yağmurdaki zemzeme. Denizlerdeki gamgama, rahatlardaki rakraka, gök gürültülerinin sesi, taşlardaki tık tıka, bakın bir daha söyleyeyim, havadaki demdeme, kuşlardaki civcive, yağmurdaki zemzeme, denizdeki gamgama, rahatlardaki rakraka, taşlardaki tık tıka, birer manidar nevaz ve niyaz. Cenab-ı Hak bu manayı alemimize açsın. Hayalimiz inkişaf etsin. Kuvve-i hayalimizin keskinliği nispetteki kainattaki bu fıtri zikir ve tesbihleri anlama, idrak etme, duyma, hissetme manasında istatlarımıza kuvvet versin, suhiyet kazandırsın. Evet, bir başka nokta. Cenab-ı Hakk'ın mazifasına, Cenab-ı Hakk'ın mazifasına yapılan muhabbet iki çeşit olur. Birisi yukarıdan aşağıya nazil olur. Diğeri aşağıdan yukarıya çıkar. Şöyle ki, bir insan en evvel muhabbetini Allah'a verirse, onun muhabbeti dolayısıyla Allah'ın sevdiği her şeyi sever. Ve mahlukata taksim ettiği muhabbeti, Allah'a olan muhabbetini tenkis değil, tezyit eder. İkinci kısım ise en evvel esbabı sever. Ve bu muhabbetini Allah'ı sevmeye vesile yapar. Bu kısım muhabbet topluluğunu muhafaza edemez, dağılır. Bazen de bir kavi esbaba rast gelir, onun muhabbetini mana ismiyle tamamen cezbeder, helakete sebep olur. Şayet Allah'a vasıl olsa da üsulü nakıs olur.
Bu nükte de efendim, bu nokta da çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın masivasına muhabbet nasıl olur? Çok önemli bir ölçü, çok önemli bir mihenk. İki şekilde. Cenab-ı Hakk'ın masivasını Allah'ın yarattığı, Allah'tan da yaratılan her şeye ne deniyor? Masiva deniyor. Masivullah. Yerler, gökler, mevcudat ve mahlukat. Hepsi Allah'ın sanatıdır. Allah'ın eseridir. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetindeki kemalatı hal diliyle tesbih eden müsebbihlerdir. Evet. Cenab-ı Hakk'ın masivasına yapılan muhabbet iki çeşit olur. Birisi yukarıdan aşağıya nazil olur. Diğeri aşağıdan yukarıya çıkar. Şöyle ki, şimdi yukarıdan aşağıya muhabbet ne? Önce Allah'ı sev. Allah'ın muhabbeti her şeye mürecceh olacak. Her şeyden evvel. Her şeyden evvel. Her şeye mürecceh. Her şeyden müevvel. Önce Allah'ı sev. En evvel o kalbindeki muhabbeti Allah'a tahsis et. Önce bu. Önce Allah'ı sev. Eğer bir insan önce muhabbetini, kalbindeki muhabbeti Allah'a verirse, Üstad ne diyor? İnsanın kalbinde, değil mi? Bütün kainatı ihate edecek şekilde bir muhabbet var. Aslında muhabbet, değil mi? Zat-ı Akdes'e tahsis etmek lazım. İnsan ne yapıyor? Sapıyor, yanlışa gidiyor. İki çeşit yanlış yapıyor burada. Birincisi, Cenab-ı Allah'ın zatını sevmesi lazım gelirken kendi zatını seviyor, hata ediyor, halt ediyor. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını, şuunatına, medar tecelliyatı sevmesi lazım gelirken bu sefer ne yapıyor? Bağını, bahçesini, çoluğunu, çocuğunu, varlığını, devletini, servetini seviyor. Muhabbeti Allah'a tahsis etmek, has manası. Evvela Allah'ı sev, kalbini Allah'a ver. Eğer Allah'ı severse, muhabbetini Allah'a verirse, onun muhabbeti dolayısıyla Allah'ın sevdiği her şeyi sever. O zaman mahlukata taksim etmiş olduğu o muhabbet Allah'la onun arasına girmez. Bu çok önemli bak. Allah namına, Allah hesabına sever. O zaman bak. Bağ Allah'ın, dağ Allah'ın, varlık Allah'ın, nimet Allah'ın, semerat Allah'ın, çoluk Allah'ın, çocuk Allah'ın, sevdiğimiz, teveccüh ettiğimiz enfüsü ve afaki ne kadar nimetler varsa onları halkeden, tanzim eden, takdir eden, o sofraları bizim önümüze açan, bize ikram ve ihsan eden nedir? Doğrudan doğru Allah'ın rahmetidir. Allah'ın inayetidir. Allah'ın lütuf ve merhametidir. Dolayısıyla yukarıdan aşağı inen muhabbette varta olmaz. Allah'ı sev, ölçü bu. Ve Allah namına meşru dairede her şeyi sevebilirsin. Bu muhabbet Allah'ın muhabbetine tenkis değil, belki ne yapar? Tezit eder, ziyadeleştirir. Allah namına. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine medar güzellikleri görüyorsun ya. Dağları ne kadar haşmetli yaratmış. Bağlar ve bahçeler Allah'ın rahmetine ne kadar makesvayne olmuş. Küçük mahlukat zarafet diliyle, letafet lisanıyla, sanattaki dakiklik güzellik itibariyle cemil olan, mücemmil olan, mükemmel olan, latif olan Allah'ın bak ya sanat. Demek küçük mahlukatı sevince cemali isimler ne yapıyor? Öne çıkıyor. Bir de celali tecelli var. Dağlara bak, haşmet. Semanın derinliğine bak, azamet ve kibriya. Dolayısıyla burada tefekkür derinliği noktasından bir hususun üzerinde durmak gerekiyor. Tezekkür, tefekkür, zikir ve tesbihin insan dünyasında yansıyan cihet ve cepheleri vardır.
Mesela soğuk bir suyu içtiğiniz zaman lezzet alırsınız, değil mi? Hoşunuza gider. Ama hava sıcak, çok terliyorsunuz. Bir adam size su getirdi, su da sıcak. Bak o sıcak suyu, o soğuk su gibi iştiyakla içmez. İçtiğin zaman da seni teskin etmez. Şimdi zikrin ve tesbihin insan fıtratına yansıyan cihet ve cepheleri var. Bu sırrı da biraz açalım. Mesela bir Müslüman, bakın, Cenab-ı Hakk'ın müzeyyin ismine medar güzellikleri sevdiği zaman, işte bahar sayfası, çiçekler, baharın intişarı, kokular, renkler, güzellikler, letafetler, Müzeyyin isminin tecellisi, Mükemmel isminin tecellisi, Mücemmil isminin tecellisi, bu tecellileri böyle temaşa ettiği zaman o temaşanın derinliği, letafeti, akıl, kalp ve ruhlara inekası nispetinde bu temaşa insan fıtratında neyi netice verir? İşte Cenab-ı Hakk'ın rahmet sofralarını, inam ve ikramını, hususan bahar sayfasını, çiçekleri, bağları ve bahçeleri, ziynetleri, letafetleri, kokuları, tatları ve kıvamlarda tefekkür olarak derinleştiğimiz zaman bu derinleşmenin bize yansıyan özelliği tebessümdür. Beşhuşiyettir. Bakıyorsunuz o Müslümanın yüzünde hep beşhuşiyet var. Kaşlarını çatmıyor. Hiddet ve infial yok. Mülayim ismi, Latif ismi, Müzeyyin ve yumuşak üslup onda teşekkür ediyor. Demek rahmete medar güzelliklerin temaşasının simaya yansıması nedir? Beşhuşiyettir, tebessümdür. Cenab-ı Hakk'ın şan-ı uluhiyetin azameti, saltanat-ı rububiyetin azim tecelliyatını da Müslüman tefekkür ettiği zaman, o zaman insanda havf ve hüzün tezahür ve tecelli eder. Yani şan-ı uluhiyetin azameti, kibriya büyüklüğünü düşündüğümüz zaman havf. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin haşmetini düşündüğün zaman hüzün kalbe gelir. İşte bu noktaya nazarda Peygamberimizin aleyhisselam ümmetin içerisinde, sahabelerin arasında Peygamberimiz hep mütebessim, hep tebessüm ediyordu. Ama Resulullah yalnız kaldığı zaman mahzundu. Sükutu kelamına galipti. İşte bu noktaya nazarda demek ki tefekkürün insanın iç dünyasına neyi var? Yansıması var. Cenab-ı Hak bu yansımaları da bizde küllleştirsin, ziyadeleştirsin. İşte eğer bir Müslüman önce Allah'ı sever, Allah namına mahlukat ve masnuatı severse, o zaman bin bir esmaya medar güzelliklerin açılımını aklında, kalbinde, ruhunda, latifelerinde, hissiyatında, derecesi nispetinde hisseder. Daha cennete girmeden dünyada firdevsi bir cenneti yaşar. İşte o devlet, devlet-i marifettir. O zevki kutsidir, zevki manevidir. Esmaya medar sırlarda, envarlarda, hakikatlarda, esrarlarda derinleşir. Demek yukarıdan aşağı inen muhabbet çok güzel, çok latif ve çok cani. Allah namına meşru olan her şeyi sevebilirsin. O senin kalbindeki muhabbet vusatını ne yapar? Muhabbet tabakalarını açar, inkişaf ve intişar ettirir. İkinci kısım ise, bakın, en evvel esbabı sever. Önce sebepleri sever ve bu muhabbetini Allah'ı sevmeye vesile yapar. Bu kısım muhabbet
topluluğunu muhafaza edemez dağılır. Ve bazen de kavi bir esbaba rast gelir. Onun muhabbetini manay ismiyle tamamen cezbeder, helakete sebep olur. Şayet Allah'a vasıl olsa da vüsürü nakıs olur. Bakın, işte bu aşağıdan yukarı muhabbette çok varta var. Çok tehlike var. Önce eşyayı seviyor. Sonra eşyadan kat alaka edip Allah'a kavuşmak. Ama pek çok insan o sebeplere takılıyor. Peki bazen diyor kavi bir esbaba rast gelir. Nedir kavi bir esbab? Mesela insanlarda işte sevgi var mı? Var. İşte muhabbet. Dünyada çok şeyin cazibesi var. Ama derse mutabakat sırrıyla ifade edersek, bak, önce sebebi sevdi. Mesela Taife-i Nisan'ın cazibesi. Taife-i Nisan'ın cazibesi. Ha. Bu cazibeye mana ismiyle takılırsa, yani saçına, başına, endamına meftun olursa, bak, muhabbet marifetullah noktasında onu körletir, gabileştirir. Belki de helak olup gidebilir. Bak, yani Cenab-ı Hakk'ın sana bir hediyesi, bir ikramı, bir refikaya hayat, dünyada ve ebedi hayatta senin muinin, müzahirin manasında bak. Yukarıdaki, yukarıdan aşağı muhabbetle sevdiğin zaman çok güzel. Ama ya, saçına başına meftun olduğun zaman bir de mana ismiyle o güzelliği onun zatına, vasıf ve sıfatlarına verildiği zaman işte o kavi sebepten dolayı mana ismin cazibesine girdiği zaman o insan Allah korusun helak olabilir mi? Helak olur. Tabii cazibe sadece kadının, taife-i insanın cazibesi mi var? Hayır. Dünyanın cazibesi var. Dünya cazip. Dünya cazip. Başka? Makamın cazibesi var. Paranın cazibesi var. Şöhretin cazibesi var. Alkış hissinin cazibesi var. Onlara takıldığı zaman ya içinde şöhret hissi varsa o takıldığı esbablar onun enaniyetini tahrik ediyorsa şan, şeref, para, varlık, itibar gibi meseleleri gündeme getiriyorsa o adım adım marifetullah'tan, muhabbetullah'tan ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Dolayısıyla burada varta var mı? Evet, dehşetli varta var. Kavi bir sebep karşısına gelirse, bir de o fıtratta o sebebe karşı zafiyet varsa, o zafiyet ve o cazibeler birbiri üzerine inzimam ettiği zaman birçok insan bu muhabbette, mana ismiye medar muhabbette boğulur ve gider. Şayet diyor Allah'a vasıl olsa da rüsulü nakıs olur. Yani tabi malum Mecnun, bak, Leyla'nın muhabbetinden dağa çıkmış. Adam kafayı yemiş, Mecnun. Mecnun. Bak, dolanmış durmuş yıllarca. Son anda. Şimdi herkese o mana zuhur eder mi? Zor ve müşkil. Ne demiş en sonunda? Var git Leyla, ben Mevla'yı buldum demiş. Ama her Mecnun var git Leyla demiyor. Diyecek iktidar ve kabiliyette de değil. İşte aşağıdan yukarıya çıkan muhabbette
Çok varta var, çok tehlike var. Hele ahir zamanın cazibesi içerisinde bakın, cazibe. Şimdi ben hatırlıyorum, bizim çocukluğumuz zamanında büyük mağazalar da vardı. Ama mağazaların hiç vitrini yoktu. Hiç vitrini yoktu. Adam bir mağazadaki malları üst üste koyuyordu. Şimdi bakıyorsunuz ahir zamanın dehşet ve şiddeti içerisinde mağaza 40 metrekare ise vitrini 60 metrekare. Showroomlar var ya. 4 kat, 5 katlık, 10 katlık mağazalar. Ne? Ahir zaman. Şov ve gösteri. Gündeme çıkmış. Bu ahir zamanın dehşeti içerisinde şov ve gösteri gündeme çıkmış. Bu ne demek? İşte bu ahir zaman şov dünyası olduğu için şov dünyası aynı ateş var. Körüğü vuruyorsun, ateşi ne yapıyor? Parlıyor, ateşi büyütüyor ya. Ahir zamandaki bu cazibe unsurları birbiri üzerine kuvvet verdiği, inzimam ettiği için birçok insan aşağıdan yukarıya olan muhabbette hep aşağıda kalıyor. Şov dünyası içerisinde enaniyet, gurur, nefis, şan ve şöhret ve şehvet gibi hissiyat noktasında maalesef birçok insan boğulup kalıyor. Demek ki matlup muhabbet yukarıdan aşağı olan muhabbettir. Önce Allah'ı sev ve Allah namına bütün mahlukatı sev. O zaman o sevgi nakıs olmaz, ziyadeleşir. Bütün kainatı esma ve sıfat-ı ilahiye namına sevip telezzüz ve tekeyyüf edebiliriz. Cenab-ı Hak bu yukarıdan aşağı muhabbette bizi muvaffak kılsın, aşağı muhabbetin girdaplarına, kuyularına düşürmesin. Amin bi hürmeti Seyyidil Mürselin.